Güzel yüzlü, mert insanları. Hepiniz buraya hoş geldiniz. Bu için buradayız. Biz saat 14'te bugün burada olma kararı aldık. Bu süreci çok kısa da olsa sizleri bilgilendirmek istiyorum. Değerli arkadaşlarım, bizler meclis toplantılarımızda tabii ki yerel seçilmişler bir partinin aynasıdır. Bize oy veriyorsunuz, görev istiyorsunuz ve biz de görevimizi yapıyoruz. Yerel seçilmiş olarak ve muhalefette kalan biri olarak. İthal kömürlü elektrik çevrik santrali kuruluyor dedim. Bilgilendirdim. Oradan ilçe başkanımı aradım. Belediye başkanımı aradım. Ve cuma günü aramızda bir durum değerlendirmesi yaptık. Mesai bitiminden sonra yaptılar. ÇED şube müdürümüzü aradım. Müdür hanım dedim, durum böyle böyle, evet Koçyiğit, bir yazı geldi. ÇED iptal olmuştu dedi. ÇED'in iptal olması bu projenin iptali anlamına gelmez. Bayramdan sonra müracaat ederler ve süreç yeniden başlar. O der bir şey. Onlar da bizim yolumuza geldiler. Çevreci oldular. Hepsini de tebrik ediyorum ve bir alkış istiyorum. Hiçbir zaman için, hiçbir zaman için AKP'liler, AKP'ye oy verenler bizim düşmanımız değildir. Onlar da bu memleketin insanı. Biz Helal. Cumhuriyet Halk Partisi olarak onların halk adına olan yanlış politikalarına karşıyız. Bundan doğan ne olabilir değerli arkadaşlarım? Hiçbir zaman için CHP harflerini ağzımdan çıkarmadım. Bunca yıldır çevre konusunda. Sahil yeniden başladılar. Dut limana geldiler. Ay Yıldız Tepe'ye geldiler. Bağfaş'a geldiler. Aslanlar gibi karşı durduk. Hiç balon patlatmadık. Balon patlatanlara da balonunu aldık, patlattık. Buraya belgelerle sunduk. Herkesi olacak, seviyoruz. İnsanları seviyoruz. Ben elektrik üretecek. Fakat elektrik üretmenin yanında geriye de zararlı maddeler salacak. Neler salacak? Bakın, bacasından kükürt, azot, karbonmonoksit salacak. Bunlar gökyüzünde su buharlı birleşerek asit yağmurlu olarak bu topraklara, burada yaşayan insanların üzerine yağacak. Ve bir sonrasında da beraberinde de tonlarca kül ve kil bırakacak. Peki bu tonlarca kilin içinde, külün içinde ne var biliyor musunuz? Bunun içinde de arsenik var, zehirli maddeler var ve bunlar da burada dağlar oluşturacaklar. Bu yatırım buraya hayırlı bir yatırım değil. Biz asla fabrikaların olmasına, iş yerlerin açılmasına karşı değiliz. Olamayız da. Biz sadece buradaki yaşayan topluma, insanlara, buradaki suya, buradaki havaya zehirleyen zararlı yatırımlara karşıyız.